Evet, yeniden birlikteyiz. Ben Polat Doğan. 11. haftada Galatasaray'ın rakibi MK Ankaragücü bu sene çıktı biliyorsunuz Spor Toto Süper Lig'e. Size çerçeve ekranlara geliyor. Evet, maça başlayacağız. Kadrolar her şey hazır. Bu şekilde gene maçımıza çıkalım. Ve başlama vurusunu yaptık. İki takıma da başarılarımızı diledik. Evet, geçen hafta mükemmel bir maçtı. Harika bir 90 dakika izledik. Altay müthiş oynadı. Açık vermedi. Yeri geldi, gol pozisyonlara girdi. Tam her şey yaptık bitti derken 96'da Fatih Terim'in 3 oyuncu değişiklik hakkını kullanmasıyla giren 3 oyuncu skora denge sağladı. Ve 96-2'de müthiş bir kafa golünden Bakayoko topu alara göndermişti. Evet, zevkli maçlar var, harika maçlar var. Lig mükemmel geçiyor. Gerçekten ismi gibi süper geçiyor. Yeri geliyor kıran kırana maçlar oluyor. Yeri geliyor bol gol pozisyonlu ama 0-0 biten maçlar oluyor. Ve bugün de bunlardan bir tanesi. Gene Türk Telekom Arena'dayız. Galatasaray'ın rakibi bu sefer Ankaragücü 11. hafta mücadelesi Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle başladı sayın seyirciler. İki takıma da başarılar diliyoruz. Selçuk İnan, Nagatomo 11. hafta mücadelesinde Galatasaray Ankaragücü'nü ağırlıyor. Bakalım seriye devam edecek mi? Yeni analizler. Valla bir vuruş direkt ikinci anda bir vuruş daha defans girdi araya. Galatasaray golle başlıyordu. Enteresan bir pozisyon. İşte Belhanda, Embolo bıraktı. Germinho vurdu direkt ikinci anda. Belhanda vurdu ama defans olması gereken yerdeydi. Müdahalesi top köşe vuruşu. Evet, şu anda topun gerisinde Mariano. Mariano şöyle bak içeri doğru. Orta bir kafa Selçuk. İkinci hamle dokunamadı Embolo. Yerde kaldı ama hakem. Bak dedi Josep. Top kalede. Şimdi Redmond. Redmond orta alana doğru. Çerçi mükemmel bir topuk pası. El Kebir geri doğru bıraktı. Muhtar gelişine bir vuruş. Kaleci Muslera. Mükemmel başladı maç. Mükemmel. Nagatomo. Şimdi arkadaşın yönü Fernando sol tarafa Selçuk Nagatomo'ya geldi top şimdi. Nagatomo bıraktı Belhanda'ya. Belhanda Selçuk pres yaptı, topu Nagatomo'ya kazandırdı. Nagatomo tekrar Selçuk'a. Selçuk'tan Nagatomo. Nagatomo sıyrılabilecek mi? Ortasını yaptı. Bakıyoruz köşe vuruşu. Mariano topun gerisinde. Orta geldi arka tarafa doğru. Kafa vuruşu, top çekti. İkinci anda kimse dokunamaz. Defans uzaklaştırıyor. Şimdi orta alanda atak yapabilecek Mankalevici arka tarafa doğru gitti. El Kabir ama yetişemedi El Kabir. Jason Denier. Selçuk kendini gösterdi. Selçuk bekletmeden pasını aktardı. Embolo mükemmel bir pas şimdi Selçuk'a. Selçuk ara pası mükemmel gelişine. İkinci anda vuramadı. Atak tarafa çekmeyi etmedi. Pinto. Redmond bıraktı. Muhalin'le şimdi orta alana doğru güzel bir pas Redmond. Pasını vermek istedi. Araya girdi Fernando Taç. Şimdi atış kullandı Ankaragücü. Embolo pres yapıyor. Muhalin bıraktı geriye. Redmond'dan Yalçın Ayhan. Şimdi Muhalin'den Çerçi'ye gelmedi. Selçuk geri pas atmak istedi ama rakipten Belhanda'ya geldi top. Belhanda pası şimdi sol tarafa doğru Nagatomo. Orta arka tarafa doğru bir kafa ve gol. Gervinho atıyor. Gervinho bunu hep yapıyor. Mükemmel gidiyor maç, mükemmel. Gerçekten şu dakikaya kadar temposu düşmedi maçın. Gol de o şekilde geldi. Defans orada müdahale edemedi ama Ankaragücü kendi arkadaşına çarptı top işte burada. Belhanda'ya geldi. Belhanda topu aldı. Orada kaçan Nagatomo Samurai'yi gördü. Nagatomo'nun ortası Germinho'da olması gereken yerdeydi. Ve topu alara gidiyor. Galatasaray 1-0 önde. Germinho işte bu şekilde uçuyor. Kafasını vurdu ve topu alara gönderdi. Galatasaray kendi seyircisi önünde 1-0 öne geçiyor. Ankaragücü karşısında. Şimdi Yalçın Ayhan bıraktı Redmond. Redmond'dan El Kabir. Ankaragücü beraberlik arayacak. Çok hata yapıyor şu dakikaya kadar Ankaragücü. Onu da vurgulamam gerekiyor. Denier
Bıraktı Nagatomo. Müthiş bir futbolcu gerçekten Nagatomo. Galatasaray'ın bence yaptığı son yıllarda en iyi futbolcu diyebilirim. Alex Telles'ten sonra Selçuk İnan. Nagatomo. Nagatomo. Gidiyor Nagatomo. Nagatomo pası Belhanda. Tekrar Nagatomo'ya mükemmel bir vakat. Orta geldi arka tarafa doğru. Top geçiyor Embolo'nun önünden. Evet, ufak bir dipnot burada vereceğim. Bu pozisyondan sonra Germinho girdi araya. Germinho orta. Bir kafa. Kaleci ikinci anda defans atak devam ediyor mu etmedi. Defans arasında şimdi deniyor. Nagatomo. Topu aldı şimdi Maicon. Bir an olsun heyecan düşmüyor maçta. Tempo artıyor yavaş yavaş. Nagatomo. Sıyrıldı rakibinden. Belhanda. Güzel paslaşmalar. Harika bir pas. Bir vuruş dışarıda. Germinho. Alkışlar Galatasaray taraftarından. Gerçekten mükemmel bir maç izliyoruz. İşte güzel bir pas. Germinho. Evet, şu dipnotu söyleyeceğim size sayın izleyiciler. Özellikle Nagatomo ile ilgili. Nagatomo'nun Japonya'da bir okulu var. Bir de okul dediğimde futbol okulu, kitapları var Japonya'da ve aynı zamanda da 13 bölümlük bir çizgi film çekilmiş Nagatomo ile ilgili. Müthiş bir futbolcu ve Galatasaray'da çok mutlu olduğunu dile getirmişti geldiğinde. Ve çocuğu da burada oldu Nagatomo'nun. Gerçekten mükemmel örnek bir futbolcu. Bunu da dipnot olarak vermek istedim. Ve şimdi maçımıza döndük. Embolo. Embolo topu aldı. Şimdi Nagatomo. Nagatomo'dan Selçuk. Selçuk kaleye dışarıda. İlk yarı bitiyor. İlk yarıda Germinho'nun golüyle Galatasaray devre arasına Türk Telekom Arena'da 1-0 önde giriyor. Evet, ikinci yarıda bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Tempo yönünden umarız düşmez temposu maçın. İkinci yarıya konuk ekip Ankara Gücü başladı. Moktar. Evet, liderlikte de bu arada Beşiktaş var 22 puanda. Galatasaray da aynı puanda ikinci sırada. Averaj da Beşiktaş lider. Onu da hatırlatalım. Müthiş bir çekişme var. İlerleyen haftalarda sık sık göstermek istemiyorum. Fazla videoları uzatmadan. Ama ara ara göstereceğim. Puan durumunu. Gerçekten orada da ayrı bir heyecan var puan durumunda. Şimdi geriye doğru güzel paslaşmalar Galatasaray'da. Embolo mükemmel pasını Onyeku bıraktı Mariano. Mariano. Mariano orta yaptı. Top çekti ve korner. Evet, sol tarafı Nagatomo, sağ tarafı da Mariano çok iyi kullanıyor Galatasaray'da. Şimdi orta geldi içeri. Top çekti, defans. Orta alanda kim karşılayacak? Jason Denier. Bir müdahale daha. Pol diyor hakem. Çerçeği yapılan harekete. İşte çerçeği. Evet, sert bir hareket. Yıldız futbolcu da son günlerde transfer edildi Ankara Gücü'ne. Renk getirdi diyebiliriz Ankara takımı. Süper Lig'e yıllar sonra onlar da yaş iki tane Ankara takımı düştü bu sene ama Ankara Gücü yıllar sonra tekrar yuvaya döndü diyebiliriz. Süper Lig'e. Evet, şimdi Ankara Gücü gelecek. Onyekuru araya girdi. Onyekuru yatarak kalek müdahale alamadı. Orta alana gelecek şimdi Ankara Gücü. Pası bugün bu hatayı çok yaptı. Bu arada bir vuruş kaleci Muslera. Evet, biraz fazla pres geldi mi Ankara Gücü futbolcular hata yapıyor. Hataya zorluyor Galatasaray futbolcular. Ankara Gücü futbolcuları şimdi Germinho bıraktı sağ tarafa. Gene Mariano. Orta bir kafa ve gol Embolo. 2-0 oldu gene Mariano. Evet, kanatları kullanmak gerçekten futbolda çok önemlidir. Sağlı sollu bunu Beşiktaş çok iyi yapıyordu. Ve burada da bu sene diyeyim, bu sezonda Mariano ve Nagatomo mükemmel yapıyor ama tabii onları da besleyenler sağ tarafı Germinho, sol tarafı Embolo iyi besliyor. Belhanda da bana katkı sağlıyor. İşte mükemmel bir gol. 2-0 oldu. Türk Telekom Arena'da Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Evet, müthiş bir performans
çıkışı oldu Galatasaray'da. İlk 3 haftada çok kötü performansı var. Bu arada Embolo bir vuruş dışarıda. Evet, ilk hafta Antalyaspor'u 1-0 yenmişti. İkinci haftada biliyorsunuz kaybetti. Atiker Konyaspor'a, Galatasaray 3. haftada Beşiktaş'a kaybetti. 1-0, 2 maçı da 1-0 kaybetti. Ve 4. haftada Çaykur Rizespor'da müthiş bir dönüş yaptı. 1-0 yenikti, 2-1 kazandı Galatasaray. Maçların hepsi var zaten sayfamda. Destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha çok video gelecek. İlerleyen zamanlarda da inşallah PES serisi devam edecek. Bu arada kaleye doğru korner. Ve tabii ki FIFA 19 çıktığı zaman FIFA 19'da da Süper Ligi alıp deneyeceğiz. Bakalım ne değişiklikler olmuş. Hepsi yavaş yavaş olacak. Şimdi Mariano topun gerisinde. Orta geldi arka tarafa doğru. Bir kafa, kaleci kucağına gitti, hop. Son 20 dakikaya girdik karşılaşmada. El Kabir'e doğru Onyekuru. Şimdi Maulin. Maulin arafası. Kenan Özer bıraktı geriye doğru. Bir vuruş. Kaleci başladı Muslera. İkinci anı Mariano. Atak devam edecek, etmedi. Şimdi Belhanda. Belhanda'dan Gervinho. Gervinho topu aldı. Gervinho gidiyor. Gervinho topu da kendisinde. Gervinho. Gervinho geriye döndü. Nagatomo. Orta. Bir vuruş kaleci. İki canlı boşta kalan top, defans başarılı. Moktar. Moktar pres. Şimdi orada Onyekuru'dan topu kazandı. Onyekuru. Orta geldi içeri. Bir kafa vuruşu. Aman. Hop'ta kaldı top. Josef Hop. Baskısı devam ediyor Galatasaray'ın. Dijatse. Kaptırılan top Galatasaray'da. Şimdi ani atak olduğu Ankara Gücü için. Ama gidemiyor Ankara Gücü. Maicon. Fernando, Belhanda, Mariano aldı topu, şimdi gidiyor. Mariano'dan Embolo yerde kaldı, kalktı derken. Evet, orada gol yok. Şimdi kafayla Maicon'da kaldı. Maicon, Onyekuru alamadı topu. Şimdi geliyor Ankara Gücü. Vuruş, kaleci Muslera, ikinci hamle konver. Muslera işte böyle seviniyor. Galatasaraylıların sevgilisi diyebiliriz. Tabi genel olarak da söylediğimizde bütün futbol severler Muslera'yı ayrı bir seviyor. Evet, efendi, sakin bir kaleci. Evet, demiştik ya, bu arada orta geldi içeri. Bir kafa kaleci Muslera. İkinci Ahmet. Gene Muslera. Evet, futbol kardeşlik demiştik. Muslera'nın da en çok anlaştığı, en iyi arkadaşı Volkan Demirel. İşte onun için diyorum futbol kardeşlik. Yani sağ dışında bütün futbolcular arkadaş zaten. Bu arada 90 dakikada bitti diyor hakem. Galatasaray 2-0 kazanarak Ankara Gücü'nü. Evet, tekrar vurgulayalım bunu. Biz taraftar olarak desteğimizi devam ettirelim takımlarımıza. Tabii ki futbol bizim için çok başka. Ama burada olması gereken biz birbirimizi yaralayıp dövmek, kavga etmek değil de sevgiyle bakmamız lazım ki zaten futbolcular maç sonrasında da arkadaşlar her zaman görüşebiliyorlar. Onun için güzel bir maç geçti umarım. 2-0 kazandı Galatasaray. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Ben spikeriniz Polat'tan maçı sizlere anlattım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.